Eurovision'da Kırım Türklerinin yaşadığı acıları anlatan 1944 şarkısıyla birincilik elde eden Ukraynalı şarkıcı Jamal'a dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verdi. Şimdi sürprizlerle dolu o konsere gidiyoruz. Sizinle olduğum için çok mutluyum. Ukrayna'dan geldi, Türkiye'de fırtınalar estirdi. Türkçe şarkıyla bu yılın Eurovision birincisi olan Jamala'dan Türk hayranlarına büyük sürpriz. Eurovision'da destekleriniz için çok teşekkür ederim. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl Eurovision'dan galibiyetle ayrılan Ukraynalı Jamala'nın konserindeyiz. İzleyiciler arasında ünlü şarkıcı Emre Kaya da vardı. Hem Jamala'yı dinleyeceği hem de bu kez sahnede değil, izleyici koltuklarında olacağı için biraz heyecanlıydı. Vallahi tabii ki seviyorum ya, ben de merak içindeyim. Acaba diyorum nasıl bir konser olacak, nasıl bir şey olacak? Benim için de güzel bir deneyim olacak hani oturup izlemek, her izlediğim şeyde çünkü yeni bir şey görüyorum, yeni bir şey algılıyorum. Jamala, Kırım Türklerinin sürgün edilmesini anlatan 1944 şarkısıyla bu yıl Eurovision'da birinci oldu. Emre Kaya'nın da en büyük hayali bir gün o Eurovision sahnesinde olmakmış. Hatta şimdiden şarkısını bile hazırlamış. Tabii ki isterim, istemez olur muyum? Ben zaten şarkıyı çoktan yaptım, bunun röportajda da söylemiştim zaten. Yani yarın bir gün öyle bir şey olursa tabii ki seve seve böyle bir şey yapmaya hazırım. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Jamala için artık perde açılsın mı? Tek omzunu açıkta bırakan, arka kısmı uzun, asimetrik bir tuniğin altına giydiği tamamı dantel ve taş işlemeli İspanyol paça pantolonuyla sahneye çıkan Ukraynalı yıldız göz kamaştırdı. I'm so happy to be here and today I will try to speak Turkish and if I say some wrong words, forgive me, okay? Eurovision'u kazandığı şarkısının bir kısmı Türkçeydi. Anlaşılan şarkıdan sonra Türkçe'ye iyice merak sarmış Jamala. Konser boyunca dinleyicilerine Türkçe hitap etti. Bugün sizinle olduğum için çok mutluyum. Eurovision'da destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sadece konuşmaları değil, şarkıları da Türkçeydi. Ukraynalı Jamala Türk müziğine bir hayli hakimdi. Hatta bir Mahzun Kırmızıgül şarkısı bile söyledi.